Değerli seyircilerimiz, şimdi bir de telefon bağlantımız olacak. Hattımızda deprem uzmanı Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan var. Değerli hocam, Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu ana haber bültenindeyiz. Canlı yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Değerli hocam, malumunuz Manisa'da bir hafta arayla ardı ardına gelen depremler halkta doğaldır ki bir korkuya yol açtı. Ama işin bilimsel boyutunda tabii ki siz farklı platformlarda dile getirdiniz ama Manisa depremlerini nasıl okumalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz? Kentin önümüzdeki dönemine ilişkin bir projeksiyon çizmemiz gerekirse neler söyleriz efendim? Şimdi Manisa ile Akhisar arasında bir gerginlik birikmesi vardı. Bu gerginlik birikmesini 15 yıldır izliyoruz. Evet. Acaba ne gün boşalacak diye. Bunun boşalabilmesi için aşağı yukarı 6 dolayında bir deprem olması gerekiyordu. İşte geçenlerde bir deprem oldu. O depremde Manisa'nın kuzeyinden, Akhisar'ın kuzeyinden başlayarak Balıkesir'e doğru, kuzey-güney doğrusu iki kırık üzerinde bir boşalma oldu. Evet. Hemen tabii bununla ilgilenmeye başlanıldı. Tam bu konuşulurken arkasından Elazığ'da çok büyük bir deprem olması, 6-18'lik evet, ve ölümcül ve yıkıcı olması Akhisar depremini biraz gölgede bıraktı halinde. Sonuçta tabii Akhisar depremi için farklı büyüklükler verildi. İşte önce 5.10'da 8'den, daha sonra 5.10'da 6'dendi. Evet. Ancak artı depremleri gördüğümüz zaman depremin söylenildiğinden biraz daha büyük olduğu beklentisi içinde girdi. Yani depremin 5.10'da 6 değil, daha çok 5.10'da 8 gibi görüntüsü vardı benim bilgim dahilinde. Artçı depremlerin yüksekliği mi sizi böyle bir kanıya sevk etti değerli hocam? Doğru mu anlıyorum? Evet. Bir evet, de o bölgedeki gerginlik, daha küçük bir depremle boşalma olasılığı yoktu. Anlıyorum. Evet. Yani daha böyle 6'ya yakın, 6 büyüklüğünde bir deprem olursa ancak oradaki gerginlik boşalabilecekti. Tabii o günkü yayınlarda dedim ki bu benim tam beklediğim bir deprem değil. Bu depremin aynı biraz önce size söylediğim gibi evet, daha büyük bir deprem de bu bölge boşalması gerekiyor. Bu bunların boşaltmak için yeterli değil. Ya devam edecek ya da daha büyük bir deprem olacak beklentisine girmiştim. Evet. Sonuçta Elazığ depreminin yıkıntıları kaldırıldıktan sonra yeniden bu kez kırık ağaçlı bir deprem oldu. Doğru. Böylelikle kırık ağaçlı deprem çok büyük olmamasına karşın farklı olan bir olay var ki kuzeye doğru bir kırılma sürekliye başladı. Böylelikle aşağı yukarı gelen beye kadar neredeyse kırık 15 kilometrelik bir boy kazandı iki tane depremle. Şimdi tabii bu büyüklükteki depremler Ege bölgesinde yıkıcı olmaz. Ancak evet, köylerdeki, ben de bir Ege'liyim. Doğru. Doğru. Köylerdeki ancak işte eski köy taş yapılarda çatlaklar, biraz önce siz de konuştuğunuz gibi cami minareleriyle çatlaklar. Evet hocam. Efendim, minare düşmeleri veya baca düşmeleri gibi can almayacak olaylar gördük. Halbuki öyle de oldu. Şimdi bir can kayıpçı olarak atlatıldı. Şimdi tabii bölgemizde, Ege bölgesinde bir tepkinin yıkıcı olabilmesi için aşağı yukarı depremin 6-10 büyüklüğe, 6-10 olarak daha büyük olması gerekiyor. Evet.
Şimdi gerek Akhisar'da gerek Manisa'da ve Dolay köylerinde ki yapı niteliği 6.4'ü kaldıracak düzeyde. Evet. Tabii depremler genellikle yapılardaki kusurları affetmezler. Şimdi haklısınız. Yapılar, çok acı tecrübelerini de yaşadık ne yazık ki geçmişte bu konuda. Kesinlikle. Evet. Yani yapılar görünüşte böyle iken yapılar içinde yapı denge tasarımına aykırı olarak yapılmış olan değişiklikler yapının deprem sırasında seçilmesine neden olur. Evet. Yani bu tür yapıları depremden kaçıramaz. Doğru. Deprem bu tür yapıların üzerine gider ve yapının dengesi bozulduğu için bu tür yapıları öncelikli olarak göçertir ve daha fazla zarar verir. Onun için özellikle apartman yönetim kurullarına bunu gündeme getirip varsa yapı katlarından bir tanesi çok katlı yapılarda evet. Bunun belirtilmesi ve bir inşaat mühendisi, uzman bir inşaat mühendisi gözetiminde o yapının eski konumuna getirilmesi gerekir. Yoksa insanlar bunu canlarıyla öderler. Bunların birçok örneklerini maalesef yaşadık. Hem Gölcük'te gördük. Doğru. Hem de geçen günkü Elazığ'da gördük. Yani kesilen kolonlar, genişletilen pencereler, kaldırılan duvarlar gibi. Yani manzara güzel olsun diye ne bileyim pencere genişliklerinin arttırılması gibi olaylar. Bunların çünkü hepsi bir hesap olayıdır. Bunların yapamaması gerekir. Bir ders olur. Şimdi burada tabii çeşitli basın kuruluşlarına açıklamalar yapıyor görüyorum. Belki Manisalıların bu dikkatini çekmesi olabilir. Evet hocam, buyurun. Bundan sonra ne olacak olayı var. Ya daha büyük bir deprem olur mu? En fazla merak edilen noktası da bu herhalde değil mi hocam konunun? Size de evet. Zannediyorum çok sayıda evet. Geliyordur bu soru. Manisalılar da bizi dikkatle takip ediyorlar. Sizi can kulağıyla dinliyorlar. Bundan sonrası için neler söyleyebilirsiniz Manisa'ya değerli hocam? Şimdi Manisa'mızda genellikle kırıklar kuzey-güney doğrultulu. Bunun yanı sıra işte bir Gediz kırığı var. Pamukkale çukurundan başlayıp Salihli üzerinden gelip daha sonra bir kolun Foça'ya gitti. Bir kolunda İzmir'e doğru gittiği bir kuzey batı güneydoğu doğrultulu evet. Bir döküntü kırığımız daha var. Evet. Benim korkum genellikle kuzey güney doğrultulu kırıklar değildir. Şu anda Manisa'da da aşağı yukarı kırık Balıkesir yolunun hemen hemen altından geçiyor. Doğru. Yani ona evet. O doğrultuda gidiyor kuzey güney doğrultulu. Evet. Bunlar genellikle yaşlı kırıklardır. Bu yaşlı kırıklar çok büyük deprem üretmezler. Bunların üretebileceği deprem aşağı yukarı 5.6, 5.8 bilemedim. 6 büyüklüğünde en çok deprem üretirler. Anlıyorum. Hani bu deprem 6 olsa yıkıcı olur muydu? Hayır, yine yıkıcı olmazdı. Yani çatlakların sayısı biraz daha artardı. İşte köy evlerinin duvarlarındaki çatlaklar daha genişlerdi. Onun için Akhisar'ın kuzeyinde olan bu depremlerde ben daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. Doğrusu evet. Olursa şaşırdım. Tabii. Ancak şu anda kırık Manisa Balıkesir ilinin sınırlarına gelmiştir. Öyle görünüyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi onun hemen biraz daha kuzeyinde, kuzey batısında Simav kırığı vardır. Bu Simav kırığı malum Kütahya'dan doğru geliyor. Evet. Ve Sındırgı, Bigadiç olaylarında dolaylarında
şu andaki Aksaray Tüneli'ne bir kesim kavşağına geliyor. Şimdi şu andaki kırık bu kavşağa çok yakınlaşmıştır. Evet. Şimdi bir depremde gerginlik tümüyle boşalmaz. Bunların bir kısmı sarsıntı ısı ve ışık olarak boşalırken yaklaşık %25'lik kısmı da uçlarda toplanır. Evet. Yeni bir deprem yapmak üzere. Şimdi dolayısıyla şu anda bastırdığı yer Simav kırığı ile Akhisar kırığının kesim kavşağının üstüne doğru bastırmaktır. Anlıyorum. Evet. Şimdi umarız ki burada yeni bir deprem yaratmaz. Eğer burada bir deprem yaratırsa, yani bu Simav göçüntü kırığı ya da sağ atımlı kırığı üzerinde bir deprem olacak olursa, bu deprem pek küçük deprem olmaz. Bu depremin büyüklüğü 6 dolaylarına kadar, 6 veya 6'dan da büyük olabilir. Evet. Ve bu depremin en çok etkileyeceği yer Sındırgı Bigadiç Balıkesir'dir. Sındırgı zaten Türkçe bir kelimedir. Sındı makas demek Türkçe'de biliyorsunuz. Makas Türkçe bir kelime değil. Onun Türkçesi sındıdır. Evet. Sındırgı'da makas gibi çok kırık, çok kırıklı, çok kesilmiş yer demek. Sındırgı. Dolayısıyla zaten yani ismi bile bölgenin coğrafi yapısını zaten anlatıyor. Oradaki riski bize gösteriyor değil mi değerli hocam? Kesinlikle o bölgenin geçmişteki depremlerle ne kadar kırıldığını gösteren Türkçe bir isim. Yani bizim Oğuz Türklerinin deneyimleri doğrultusunda vermiş oldukları bir yer. Kaldı ki Balıkesir'de depremi çok olan bölge demek. O da yine Türkçe bir kelime. Yani Bal'la Kesir'le bir ilgisi yok. Özellikle bizim Balıkesir'de Manisa, Balıkesir Sındırgı Bigadiç dolayları, evet, hem Marmara bölgesinin sağ atımlı kırık dizgesiyle kırık dizgesinin etkisi altındadır, hem de Ege'nin kırık dizgesinin etkisi altındadır bu bölge. Yani orası, evet, tam böyle bir güneş geliyor. Evet. Evet. Peki. Daha da kırığının ucuna oldular. Evet. O nedenle ben burada mutlaka deprem olacak demiyorum bizi dinleyen. Kuşkusuz. Sındırgılılar ya da Balıkesirliler mesela bu konuda Ercan Hoca bunu dedi diye bir dedikodu bir şekilde kulaktan kulağa değil. Elbette ama siz bir bilim insanı titizliğiyle, hassasiyetiyle değil mi? Bir gerçeği bir ortaya koyuyorsunuz. Uyarıyı yapıyorum. Anlıyorum. Peki. Şimdi bu uyarıdan en çok tabii ders alacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanı. Doğru. Buna dün ve bugün de basında açıklamalar yaptım. İşte yapılması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın derhal bu kesime yakın jeofizik izleme takımını yerleştirmesi gerekiyor. Evet hocam. Bu jeofizik izleme takımı burada sadece depremcikleri değil, ayrıca buradaki sarsım geçme hızı, elektrik öz direnç, manyetik alan, gravitasyonel alan, radyasyon alanı, bunun yanı sıra radon gazı, ısı artışları gibi hepsini gözlemlemesi gerekiyor değil mi bu ekibin? Jeofizik özellikleri sürekli olarak ölçmesi gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa halkın uyarılması gerekiyor. Çok haklısınız. Bu konuda bana danışılırsa böyle bir takımın oluşturulmasında ve işletilmesinde Cumhuriyetimize yardımcı olabilir. Elbette. Buradaki hocam çok teşekkür ediyoruz. Halkın. Estağfurullah. Duyarlı yaklaşımınız için her zamanki gibi bir bilim insanı olarak bize çok güzel yol gösteriyorsunuz. Ben başarılarınızın devamını da diliyorum aynı zamanda. Tabii ki bu bilgilerinize, fikirlerinize, yorumlarınıza bundan sonraki süreçte de başvuracağız. Ama dileyelim ki korkulan başa gelmesin.
çok büyük afetlerle karşı karşıya kalmayalım. Yaşadığımız en büyük sarsıntılar böyle can ve mal kaybının olmadığı sarsıntılar olsun. Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz. Geçmiş olsun. Hepimize. Çok sağ olun. Sağlıcakla. Hepimize sağ olun. İyi günler. Değerli seyircilerimiz, Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, jeofizik yüksek mühendisi, deprem profesörü bize Manisa'daki depremlerin aslında nasıl bir projeksiyonda değerlendirilmesi gerektiğini ve bunun tektonik hareketlenmeler manasında coğrafi altyapıda göz önünde bulundurulduğunda ne anlama geldiğini ve riskin hangi bölgeye doğru kaymış olabileceğini bir bilim insanı titizliğiyle ayrıntılı bir şekilde anlattı. Biz de canlı yayınımızda sizlerle paylaştık.